Hey, what's happening YouTube? Ege Fitness back in business. Actually gördüğünüz gibi always in business. Madem ekran karşısında değilim, size de böyle bir giriş yapalım dedik. Bu içtiğim BCAA biliyorsunuz diyetteyim ve kalori açığı oluşturduğum için idman esnasında kaslarıma başvurmasın diye, kaslarımdan gitmesin diye BCAA alıyorum. Her ihtimale karşı aslında protein alımım yeterli olsa da her ihtimale karşı kalori açığı oluşturduğundan dolayı BCAA'nı alacaksanız eğer diyetteyken alın. Başka zamanlarda ihtiyaç yoktur. Kreatin tek önerdiğimiz supplement. Bu yaptığımız egzersiz pre-exhaustion. Önceki idmanda da söylemiştik. Ama bunu neden yapıyoruz yeniden ilk egzersiz olarak? Öncelikle hipotrofiyi geliştirebilir. Çünkü tamamen göğüs kasına konsantre olmaya çalışıyoruz. Düşük bir ağırlık var. 15-20 tekrar yapıyoruz bununla. Bu tutuş gördüğünüz pronated grip'tir. Ve de pronated grip ile daha da güvenli olacaktır omuz eklemleri için. Yani eğer normal tutuş yapsaydık, bu avuç işlerimiz birbirine baksaydı, bu aslında omuz eklemlerimiz için pek sağlıklı değil. Ve gördüğünüz kadarıyla ellerim üstünden geçiyor. Çünkü göğüs kaslarımı daha fazla aktif etmek için bunu yapmamızın sebebi, bir önceki gün omuz çalıştıysanız eğer, omuzlarınızın çok aktif olmasını istemiyorsanız göğüs günlerinde, bu hareketi yaparak, kablo gibi bir izole bir egzersiz yaparak göğüs kaslarınıza daha fazla konsantre olabilirsiniz. Omuz kaslarınıza konsantre olmaktansa. Çünkü birazdan ağır hareketlere geçeceğiz. İkinci egzersiz olarak yapacağımız şey 6-8 tekrar yüksek ağırlıklara konsantre oluyoruz. Incline bench press olacaktır. Ben göğüs idmanlarımda sadece üst göğsüme konsantre oluyorum. Çünkü bence bodybuilding öyle bir spor ki eksiklerinize konsantre olmanız lazım. Mesela atıyorum sırtınız çok gelişmişse sırt haftada bir kere çalışın. O da kan pompalamak için olsun. Hani zayıf noktalarınıza konsantre olmaya çalışın. Ama neyse şimdi araştırmalara geçelim. 45 derecelik bench sehpasında yaptığınızda flat bench'e nazaran ve decline bench'e nazaran ve 25 derece incline bench'e nazaran %70'e kadar daha fazla üst göğüs fiberi aktivasyonu gözüküyor. Üst göğüs yani 45 derecelik sehpada en fazla aktif olan egzersiz olarak seçiliyor. %70'e kadar dediğim gibi daha fazla üst göğüs aktivasyonu var. Compound egzersiz yapmamızın sebebi ise ilk hareketlere doğru idmanımızın tamamen ilk hareketlerde daha fazla gücümüz olduğu için bu compound egzersizleri, yüksek ağırlıklı egzersizleri, en yüksek ağırlıklı yapabileceğiniz egzersizleri idmanınızın başına koymaya özen gösterin. Üçüncü egzersiz olarak da göstereceğimiz şey sizlere bu makinede yaptığımız bir şeydir. Bu makinede yapmamın tamamen sebebi en son hareket olacak aynı zamanda göğüs kaslarımız için. 8-12 tekrarlara konsantre oluyorum. Ama makinede yapmamın tamamen sebebi failure'a kadar, yani kaslarınızın itemeyeceği yere kadar kendinizi getirmeniz daha rahat oluyor. Eğer dumbbell'la falan yapsaydım, atıyorum sırtımdan birazcık kuvvet almaya çalışırdım, popomdan kuvvet almaya çalışırdım falan filan, bu şekilde ağırlığı kaldırmaya çalışırdım. Ama burada hem sonuna kadar götürebiliyorsunuz kasınızı, hem de cheating yapmıyorsunuz. Yani ne denir, ağırlığın hakkını vererek yapıyorsunuz diyeyim, bu şekilde diyeyim. En son replerde bile, en son tekrarlarda bile ağırlığın hakkını veriyorsunuz.
Evet dostlar, şimdi göstereceğim egzersiz ise hem pronated grip'in hem de supinated grip'in bir araya konulmuş halidir. Rich Piana'nın da buna benzer bir hareketi var ama o üstte twist ediyor, üstte çevrimi yapıyor. Biz hareketi tamamlarken, hareketi yaparken çevrimi yapıyoruz. Bir taşta iki kuş vurmuş gibi oluyoruz. Ve de burada dikkat etmeniz gereken şey, pronated grip'te araştırmaların gösterdiği şey, pronated grip'te %40'dan daha az biceps aktivasyonu oluyor. EMG'ye baktıklarında, yani kasanıza elektrot yerleştiriyorlar ve kaç tane kas fiberi aktif oluyor diye buna baktıklarında %40 daha az biceps kası aktif olduğu gösteriyor. Ama brachialis için mükemmel bir hareket olduğu öne çıkıyor. Pronated grip yaptığınızda. Bu yüzden brachialis'i de bilmeyenler, biceps kasının hemen altındadır. Eğer bu brachialis'i çalışırsanız biceps kasınızı alır, yukarı çıkartır, daha yüksek gösterir. Bu yüzden çalışmalarınıza kesinlikle eklemeniz lazım. Zaten bir iki hareket sonra da pronated grip'le bir biceps hareketi yapacağız. Bunu da birazdan göstereceğiz. Bunu da eklemeniz lazım ki bu brachialis gelişsin ve bicepsinizi üstlere taşısın. Bunun dışında pek fazla konuşma yapmayıp sizi müzikle baş başa bırakmak istiyorum. Ama şu bilgiyi verdikten sonra, Preacher Curl falan yaparken araştırmaların gösterdiği, EMG'nin gösterdiği yeniden, dumbbell en aşağıdayken, hareketin ilk 1/3'ünü yaparken, yani dumbbell en aşağı geldiğinde biceps aktivasyonu en yüksek derecede oluyor. Bu Preacher Curl'ü yapınca. Ama eğer ayakta veya incline curl gibi yapıyorsanız, EMG'nin gösterdiği şey, biceps aktivasyonu en düşük olduğu zaman dumbbell'ın en aşağıda olduğu ve biceps aktivasyonunun en yüksek olduğu zaman da dumbbell'ın en yukarıda, yani omuzunuza yakın olduğu zaman olduğu öne çıkmıştır. Yani eğer preacher yapıyorsanız en aşağıda aktif oluyor, daha iyi konsantre olmalısınız ve eğer ayakta yapıyorsanız en yukarıdaki, omuzunuza yaklaştığı anda daha fazla biceps aktivasyonu oluyor. Bunu akılda bulundurarak çalışırsanız daha iyi yerlere gelmeniz daha çabuk olacaktır. Harekette 3-way, yani 3 yönlü duraksama yapmamızın sebebi ise eksentriklere konsantre olmadır. Brad Schoenfield'den gelen araştırmaya göre hipotrofi hiçbir zaman en yükseklere çıkamaz eğer eksentrik çalışmazsanız. Eksentriği çalışmanın en etkili yöntemi ise eksentriklere konsantre olmak, yani negatiflere konsantre olmaktır. Bu yaptığımızda negatiflere tamamen konsantre olabiliyorsunuz. Hipotrofi dediğimiz şey de kaslarımızın büyümesi açıkçası. Birazcık daha bir fancy bir şey vermişler, isim vermişler buna literatürde. Ama aynı zamanda eksentriklerin önemli olmadığını düşünenler şu bilgiyi de duyduktan sonra bence artık önemli olduğunu düşüneceklerdir. Eksentrikler muscle protein sentezi ile doğru orantılıdır. Protein sentezi dediğimiz nedir? Bir ilaç alan insan protein sentezi daha çabuk yenilenebiliyor. Daha çabuk proteini kullanabiliyor. Bu da ne demek oluyor? Daha çabuk onarım görüyor vücudu ve daha çabuk sahaya geri dönebiliyor. Yani her gün de çalışsa bu adam her şeyden sonuç alacak. Protein sentezi bu yüzden önemlidir ve bu yüzden eksentriklere konsantre olunmalıdır. Bu egzersizle ise mükemmel bir derecede konsantre olacaksınız, dediğim gibi. Eğer bilimle gitmek istediğiniz noktaya daha kısa sürede gitmek istiyorsanız, dinlenecek adres bence artık belli. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Böyle çalışırsan, maymunu bile koysan, maymun bile gelişir dostlarım. Gelişmemek diye bir şey yok. Yanlış idman programı yapmak diye bir şey var. Yanlış beslenme diye bir şey var. Eğer isterseniz bir yolu vardır. Önemli olan istek.
hareketi seçmemizin sebebi ise araştırmaların gösterdiği şey. Ne kadar ağır ağırlıkla çalışırsanız tricepslerinize o kadar fazla kas aktivasyonu gösteriyor EMG. Aynı zamanda ne kadar dar tutuş yaparsanız narrow grip bench press'te o kadar fazla EMG yeniden kas aktivasyonunun arttığını göstermiştir. Ama yakın tutacağım derken sakatlık riskini yükseltmeyin. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Gorile bak. Gorile bak. Ne yarattın sen be? Gorile bak. Goriller kıskanıyor. Buffalo taşaklı goril olur mu diye kıskanıyorlar. Asıl şimdi Yunan heykeltıraşları düşünsün. Ne düşünüyorlar biliyor musunuz Romalılar? Diyorlar ki ulan biz bu heykelleri yaparken Ege Fitness neredeydi be? Ege Fitness neredeydi bu heykelleri yaparken diye düşünüyorlar. Artık gözlüğü çıkartalım. Birazcık da benden nefret edenlerin perspektifinden bakalım buna. Ama dediğim gibi kendinizi sevmeyi unutmayın dostlarım. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmeyecek. Kendinizi sevmekten doğal bir şey yok ama çok fazla don't let the shit go to your head. Yani bu kadar basit yani. Hani ben böyle şakayla karışık şeyler yapıyorum diye şey zannetmeyin ya. Her zaman böyle olunmalı falan diye yanlış bir mesaj vermek istemiyorum. How was it, man? Good. It was good, man. If you do this shit, look, man, in a clinical trial, if you let the fucking monkeys work out like this, they're gonna get gorilla. Monkey is gonna become a fucking gorilla. Monkey to gorilla. Yeah, monkey to gorilla. This is a transformation of monkey to gorilla, yeah. Which is not possible biologically, but it is possible with this workout program. Yes. Yes. We break we break biology for you guys. Yes. Yes. Yeah. Yes. This is monkey cannot be gorilla though, right? A monkey is monkey. Yeah. I mean. Monkey fucks a female gorilla, then you're like a hybrid monkey gorilla maybe. Yeah. When you guys are in science class and your teacher's going through evolution, show them this video. Yeah, show them because this is evolution in roughly an hour. And we don't want to sound like a fucking broken track, but don't forget to like this fucking content, subscribe to the channel, comment below your questions, the questions that you guys want us to answer. English. And then what? Share it with your friends, man. You want them to become a fucking gorilla from a monkey standpoint? You gotta share it, man. Mm-hmm. You don't want to sound like a broken track. Because your friends are gonna be asking, well, you used to be a monkey. Yeah. How are you a gorilla now? You say, Ege Fitness and Bharat showed me. Yeah, that's it. Like it, comment it, share it. Do everything. Show me the Turkish power. Yeah, click all the fucking buttons that YouTube has. Just share, like, comment, do fucking everything. Other than that, let's make some goddamn gorilla gains up in this. Bro, what's in your nose, man? They get you on that one, bro. Oh yeah, they get you on so that. So I broke my nose. I broke but my nose. But I think this time you got a booger. This time. Yeah, this time so, I do actually have a booger. But no, I broke my nose a while ago, and I never got it. Like went to the doctor, so it healed like kind of to the side. So it's like off to the side. So usually it's not a booger. Today so like it's a the booger. Part sticking out that you guys usually see is like the inside of my nose that just grew this way. It's fucked up, man. But who gives a fuck what y'all think? Yeah. In this channel, you only care about what you think, because this is your life, not everybody, not others' life. Mm-hmm. Right? That's right. Let's make some goddamn chest, arms, chest, bicep, tricep, gorilla, comment gains, like gains, up in this motherfucker. Share gains. I gotta fix some Brandon out. Peace out.